Kürdi Cezker Fasır Necdet Yaşar 1990 kaydı, vokal Nurettin Çelik. Hem çalıp hem söylüyor mu? Yok. Tenor renk nefis de bir renkte. Böyle ses kalmadı işte ya. Bir Osman Hoca var, Osman Özcan Hoca İzmir'de. Bir gün gideceğim yanına inşallah. Seneler geçti diye diye de ben artık şey oldum. Emre Hocam şapkalarınızı astayım. Bir gün şapkanızda fotoğraf çekebilir miyim? Fotoğraf çekebilir miyim? Adem Hocam buyur, şapkalarımın hepsi senin olsun. Sana yeni şapka ben bir tane Adem Hoca'ya özel şapkamızdan göndereceğim. Betül'cüm çok kolay. YouTube'a yüklenmiş linkinin watch'tan itibarını kopyala. Veya link cepten göndereceksen B'den itibaren kopyala. Kane kar güzelim, yar 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 aman beyleyim. Elimiz olmadı ya. Oo, Gürkan Bulut göndermiş. Babamın okuduğu ezanı analiz eder misiniz? Ederiz be. Bugün babalar günü değil ama. Bizim için her gün babalar günü diyelim o zaman. Tamam, aldım Süleyman Bulut hocamız. Oğlusunuz. Tamam. Çok eski bir stille okuyor ama çok güzel bir renk. Hem renk çok güzel, hem tuttuğu yeri görüyorsunuz değil mi? Böyle bıçak gibi bir yerde tutuyor. En sevdiğim. Tam gazelan rengi. Ne böyle çok nazal. Bu değil. Çok açık ağzı değil. Ama tenor renk böyle lezzetli, gevrek gevrek tınlıyor. Tam gevrek renk. Çok güzel. Üf. Tabi ses kontrolü. İşte çok klasik İstanbul tavrı bu. Mükemmel bir örnekmiş ya. Ne kadar iyi bir ses. Volkan Nurettin Çelik. Ya pardon, Nurettin Çelik. Ben çok merak ettim kendisini. İlk defa dinliyorum. Nurettin Çelik. Nurettin Çelik. Nereden bulacağız? Nurettin Çelik. Hanende. Bakın bir tane çıkıyor. 2015 en son kayıtlar. Kendisiyle ilgili. Fasıl müziğimizin serhanendesi. Nurettin Çelik aramızdan ayrıldı. 30 Ocak 2024. Şaka mı ya? Hanende nedir? Farsça kökenli bir kelime olup müzik icra eden, okuyan, şarkı söyleyen, şarkıcı anlamına gelir. Azerbaycan'da hanendelik halkın manevi aleminin sözcüsü olan türküyü ve makam sanatını yayma, yaşatma ve koruma sanatıdır. Osmanlı döneminde kullanılagelen sözcüklerdendir. Nurettin Çelik, fasıllarda dört hanende olduğunu, dört hanenenin de elinde def olduğunu, bu hanendelerin başında ise Serhande'nin yer aldığını, bir anlamda bas solistlik yaptığını, hanendelik yapmak için çok güzel bir sese sahip olmanın yanında notaları da kusursuz bilmek gerektiğinin altını çizer. Allah'ım ya. Şok oldum ya. Allah rahmet eylesin. Yani
90 kaydı olunca vefat ettiğini düşündüm ama yani daha vefat edeli o kadar az zaman olmuş ki Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Hakikaten ya inanılmaz. Adem hocam sen tanıyor muydun? Sol tertemiz. Nasıl bir ses bu ya? Teknik mükemmel, entonasyonu böyle bıçak gibi yani. Hem renk harika, hem entonasyonu harika. Yani kusursuz bir okuyuculuğu varmış. Ben nasıl yeni öğrendim ya? Ay kahroldum, yapamıyorum ya. Ulan 8 sene yayın yaptık var ya, yaptığımız şey koca bir denizde küçücük bir taneden başka bir şey değil Özgün, görüyorsun değil mi? Ya evet. Ya 3000 tane sesin burada kaydı yapıldı neredeyse. Ben daha fazlasını en az 9-10 bin kişiyi dinlemişimdir. Belki daha fazladır. Yani koca bir denizde minicik bir tane değil yaptığımız şey. Böyle bir sesi nasıl biz daha önce, neden kimse bana göndermedi? Neden biz dinlemedik? Yani inanılmaz iyi bir teknik. İnanılmaz iyi bir teknik. Mükemmel teknik, mükemmel entonasyon. Ya tam örnek alınacak ses. Böyle hanen de çok zor bulunuyor. Bırakın böyle hanen diye. Türkiye'de artık İstanbul genelinde böyle okuyucu stil de çok çıkmıyor ha. Çıkmıyor yani. Betül link at Allah rızası için. Ya da Özgüncüm sen rica edebilir misin? Şu Betül bir halledebilir misiniz? Sabah geçkisine bakın, yangın. Zaten ses enstrüman gibi babacığım, bu ne? Stili o kadar alışkın ki aslında mikrofonsuz okumaya çok alışkınlıklar. Her gece semada hep açık açık okumaya alışmışlar yani. Mikrofon önünde olsa da hep pozisyona bakın, hep okuyuş stiline bakın, hep büyük ve net, hep keskin ve net. Hiç aşağısı yok. Yıldız ağlar.
Adem hocam! Dur abi, fena gaza getirdiniz beni ya. Durduk yere. Gelecek haftadan size kısacık bir şey dinleteceğim şimdi. Hazır mısınız? Yangın. Bu Kürdülüce asker beni bitirdi şu anda. Arkadaşlar gelecek cumartesi günü kanalda müthiş bir video yayınlayacağım. Onun sadece sonundan kısacık bölüm dinleteceğim size. Muhabbetimizin sonrasında çok kısacık bir bölüm dinleteceğim. Çok kısacık, çok kısacık. İzliyorsunuz şu an ekranda. Şükrü Asıl Eren, Mustafa Alpayta, Rıdvan Akbaş Hoca var. Yani zirve, tenorlar zirvesi var. Bakın muhabbetimizin bitişini göstereyim size şimdi. Ekipman topluyoruz ha. Haftaya geliyor. Haftaya geliyor. Detaylara bak. Oh, yangına bak. Yararım seni gidersen doğa. La si bemol. Ya klasik fasılın lezzeti bu. Şimdi bu fasıl şu an böyle hani şeyde var ya, bir meyhane kafası var ya bizde. Meyhaneyi kötülemek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani meyhanelere düştü. Bu tarz bir şeyden değil benim dediğim. Asıl klasik fasılın temel yapısında böyle bir sistem vardır. Hani giriş, gelişme, yükselme, taksim bölümü. Yani bir sistematiğe dayalıdır. Bir müzik formu vardır bunun, yani fasılın. Şimdi bu lezzeti dinlediğin zaman önünü ilikliyorsun değil mi ya? Hem böyle bir coşku yaşıyorsun hem önünü ilikliyorsun yani. Salon müziği oluyor bu işte. Bu kaliteli salon müziği. Bizim bunu mutlaka yaşatmamız lazım. Maalesef hiçbir yerde bunu yaşatamıyoruz. Çok büyük acı. Çünkü böyle usta kişilerin, ki böyle insanlar var. Bak yok değil. Bu müzisyenlerin hepsi şu an çoğu şey var işte yani. Bak kadroya bakın. Göksel Baktagir. Ya zaten var Necati Çelik. Yani bu kadrolar, tabii ki Necdet Yaşar. Hani büyük
enstrümancılar vesaire, ama hep yetiştirdiği genç öğrenciler var. Bunu yapabilecek çok insan var ama biz bunu sunmaktan çok uzaklaştık yani. Ben takip ettiğim, izlediğim şeylerde artık temel fasıl kültürünün dışında popüler müzik, yani herkesin bildiği şarkıları söyleyelim derdi olduğu için bu yapı hem televizyonlarda hem sahnede her yerde bozuluyor ve bozulduğu zaman da işin o önünü ilikleme kısmını yitiriyoruz biz. Hemen abi kısmına geçiyoruz. Ve o zaman da değerini yitiriyor. Yani sanat insanı birazcık böyle dik oturtacak ya. Sanat insanı bir adam olduğunu, insan olduğunu hatırlatacak. Adamlık çok önemli değil de insan olduğunu hatırlatacak yani. Güzel hissettirecek. Bittiği zaman deşarj olmuş hissedecek. O zaman sanatın bir kıymatı var. Kelimem bile bozuldu. Kıymeti var. Gerçekten öyle. O nedenle şimdi bu yapılan şey o kadar kıymetli ki arkadaş, o kadar pişman oldum ki yani, o kadar üzüldüm ki yayın başında durduğum anın üzüntüsü, hem hocayı kaybetmekten ama bir yandan da bunu nasıl bu kadar sene sonra ben keşfettim ya, o kadar konservatuvar okuduk. Vallahi duymadım, billahi duymadım ya, büyük pişmanlık hissettiğim içindi yani. Çok utanıyorum. Arz talep meselesinin Hasan anladın sen. Baya böyle bir yayına doğru gideceğiz Özgün sonunda biz zaten. Gidişat oraya gidiyor yani. Vallahi neyse. Şimdi bu stil tam böyle örnek alacaksın abi. Yaşın daha 16-15. Açacaksın bu kaydı. Hocayla beraber söyleyip bu sesi yerleştirmeye çalışacaksın. Kim bilir hocanın ne parçaları vardır internette. Mükemmel tekniği var baba. Mükemmel tekniği var. Al sana şan hocası. Bedava şan hocam var. Otur dinle. Bitti. Hiç kimseden bir şey öğrenmene gerek yok. Al otur dinle, şarkıcılığı öğren. Sol alıyor da. O kadar güzel yerleştirmiş ki yani, bu yapı o kadar iyi öğrenmiş ki zaten artık çok kolay yapıyor. Bakın defle gösteriyor bakın. Pese inişe bakın. Hafif eğilerek bakın. Yani o def vücudunun bir parçası haline gelmiş çalarken. Gitar çalanlar iyi bilirler. Böyle bastırdığınız yerlerde sesi bir yükseldiğiniz var. Ha falan yaparsınız ya, o da Sinemde. Nasıl bitirecekler bakalım? Bir taksim alacak galiba bir de. O yo, bitir. Döndüler. Nasıl bitecek? Nasıl bitecek? Kızlar. Oh!
Tabii. Hadi. Olağanüstü ya. Ah ah ah. Bazen var ya. Bazen şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan yaşadığı şeyin kıymetini bilemeyebiliyor çocuklar. Yaşadığın şeyin kıymetini bilemiyorsun. Öyle değerli bir anmış gibi, daha geri gelmeyecek. O kadar kıymetli bir anmış ki, hakikaten muhteşem ya. Evet. Gerçekten müthiş. Çok teşekkür ediyorum gönderen kişi. Arkadaşım. Bir tanesin ya. Bir tanesin. Evet. Tenorlar Meclisi gelecek cumartesi kanalda çocuklar. Haberiniz olsun.